Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ben sizlere ilmek kapatmadan ön kısımda yaka ovallemesiyle omuz dönüşlerini anlatacağım. Yine ben ön parçamı yeterince ördüm. Benim yaka ovalleme şeklimde, tekniğimde arkayla önün arasındaki farkın 4 sıra olması gerekir. Şimdi bu şekilde önün boyunu ayarladığımızda yine ilmeklerimizin paylaşımını ve dağılımı şekil üzerinde anlatalım. Kaba taslak burada önün şeklini verdim. Yaka ve omuzlar. Omuzlarımız arkadaki bıraktığımız ilmek sayısıyla aynı olacak. Omuz hesabını arkanın ovalleme şeklinde göstermiştim. Omuzlara toplam biz 24'er ilmek bırakıyoruz. Benim parçalarımın toplam ilmek sayısı 79, ön ve arka eşit. Şimdi 79'dan 24 bir omuza, 24 diğer omuza bıraktığımda toplam olarak yakaya kalan ilmek sayısı 31. Bu 31 ilmekte biz 4 sefer önce 4, daha sonra 3, daha sonra 2 ve en son 1 şeklinde dönüş yapacağız. Her iki tarafa 4 çizgi çiziyorum. İlkinde 4 ilmek, ikinci seferde 3, daha sonra 2, en son 1 ilmek bırakıyoruz her iki taraftan. Şimdi bu şekilde bakın 4, 7, 9, 10. 10, 10, 20 ilmek. Şu aradaki tam ortadaki kısım 11 ilmek olacak. 11, 21, 31 ilmeğin dağılımı. Omuzlardaki eğilimi aynen arkadaki gibi 6, 6, 4 parçaya bölüyorum. Altışar ilmek 3 seferde bırakıyorum. En son omuza 6 ilmek, toplam 4. Aynı şekilde bu taraftaki omuzu da 4 parçaya böldüm. Altışar ilmek arayla dönüşlerimizi yapacağız. Şimdi arkadaki omuz dönüşleriyle yaka dönüşlerini aynı anda başlamıştık. Önde ise omuz dönüşlerine daha sonra başlıyoruz. Önce 2 sefer 4 ve 3 yaka dönüşlerini yaptıktan sonra omuzların dönüşlerini işleme katacağız. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yine arkada yaptığımız gibi şurada dönüş için bir şekil çiziyorum. Alta dümdüz 79 ilmek şeklinde çizgimi çizdim. 24 ilmeğe ilk işaretimi koydum. Burası 24 ilmek için. Aynı şekilde bu tarafta da 24 ilmeğime ikinci işaretimi koydum. Burası omuz ilmeği. Şöyle daha uzun bırakıyorum. Şimdi burada önce yaka ovallemedeki ilmekleri sıralayalım. En sondaki bırakacağımız ilmekten başlıyorum. 24. Hemen buraya 1, yanına 2, 3, 4. Aynı şekilde bu 24'ün yanında 1, 2, 3 ve 4. Bu araya da 11 ilmeğim kaldı. Şimdi ben bu şekilde önce yaka ovalleme işaretlerini yerleştiriyorum. Omuz ilmeklerini yeşille, yaka dönüşlerini pembeyle işaretleyeceğim. Önce örgümün her iki kenarından 24'er ilmek omuzlar içi ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Hemen buraya işaretimi koydum. Aynı şekilde bu taraftan da 24 ilmek sayıyorum. Omuz ilmeklerini ayırdım. Şimdi omuz ilmeklerinin yanından bakın sırayla. En son bırakacağım bir ilmeğim hemen işaretimin yanında, ilk baştan onu ayırıyorum 1. Daha sonra 2 ilmek. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek. Ve 2, 4, en son 4 ilmek ayırıyorum. Buraya farklı renk koyacağım çünkü buradaki 11 ilmeği de belirlemek için kırmızı koydum buraya. Bakın burası benim bir tarafın dönüş ilmeklerinin bittiği nokta. Yakanın bir tarafının dönüş ilmeklerinin bittiği nokta. Şimdi aynı şekilde yakaya bu taraftan işaretleri koyuyorum. Hemen omuz işaretinin yanından 1 işaretimi koydum.
Yine sıradaki 1, 2, ikinci dönüşüm için işaretimi koydum. 1, 2, 3 saydım, işaretimi koydum ve son olarak 4 sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya da kırmızı işaretimi koydum. Arada da bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim kaldı. Dönerek örme işlemi yapacağız. Kapatma işlemi yapmıyoruz. Dolayısıyla önce sağ taraftaki işlemleri yapacağız dönerek. Sağ taraf bitince sol tarafa geçerek sol taraftaki işlemleri ip kesmeden, eklemeden yapıyoruz. Omuz dönüşlerime hemen başlamıyorum. Omuz dönüşlerime 4 ve 3 ilmek dönüşümü yaptıktan sonra başlıyorum. Ön yüzdeyim. Sağ kenardan işlemlerime başlıyorum. Şimdi ilk sıramda ön yüzde kenardan başlayarak şuradaki kırmızı işaretime kadar örüyorum. Modelimi uyguluyorum. Hemen şuradan şekil üzerinden gösterelim. Birinci sıramıza kenardan başlayıp şuradaki 4 işaretine kadar geliyorum. Şimdi ön yüzden ilk sırama başladım. Modelimi yine aynı şekilde uyguluyorum. Şimdi bakın omuz ilmeklerinin işaretine bir ilmeğim kaldı. Omuz işaretine geldim ancak buradan dönmüyorum, devam ediyorum. Şuradaki yaka dönüşlerinin arasındaki 11 ilmeğin başında olan işaretime kadar. Önce ben 24 omuz ilmeği artı bu 10 dönüş ilmeğimin tümünü 34 ilmek örüyorum. Şuradaki kırmızı işaretime kadar geliyorum. Şimdi bakın modelimi uygulayarak tam bu yaka ortasındaki 11 ilmeğimin sağ tarafındaki kırmızı işaretine geldim. Burada ilk dönüşümü yapıyorum. Devam etmedim, döndüm. Şimdi döndükten sonra buradaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar tümünü örüyorum. Hemen şema üzerinde gösterelim. Şuradaki 11 ilmeğimin hemen sağ tarafındaki kırmızı işaretine geldim ve dönüyorum. Arka yüzden sıra sonuna kadar, kenara kadar örüyorum. Aynen arkada yaptığımız gibi bakın döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi benim modelimde arka yüzde ters oldukları için ters örüyorum. Sıra sonuna geldim, döndüm. Ön yüzden ikinci kez dönüş sırama başlıyorum. Bu sırada yine bakın buradan kenardan başlıyorum. Tüm ilmeklerimi örüyorum. Ancak bu sefer kırmızı işaretime kadar gitmiyorum. Bakın kırmızı işaretime 4 ilmek kaldığında dönüyorum. Yani son pembe işaretime kadar gidip ilk dönüşümü yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamında modelimi uyguluyorum. Evet, pembe işaretime geldim. Kırmızı ve pembe işaretimin arasında 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi örmüyorum, dönüyorum. Hemen şu pembe işaretini buradan çıkardım, döndüm. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki tüm ilmeklerimi benim modelimde ters örgü olduğu için sıra sonuna kadar ters örgü yapıyorum. Siz kendi modelinizde örgünüz neyse onu uygulamanız gerekiyor. Arka yüzden sıramı bitirdim. Hemen şema üzerinde ne yaptığımızı yine görelim bakın. Şimdi buradan başladık. Ön yüzden geldik. Şuradaki kırmızı işaretimize yani aradaki 11 ilmeğe 4 ilmek kala şurada döndük. Döndüm, tekrar kenara kadar ördüm. Şimdi yine ön yüzden başlayıp örgümü örüp
Son döndüğüm noktaya 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın şöyle gösterelim. Burada 2-4 ilmek kaldığında dönmüştüm. Şimdi buradaki işareti almıştım. Şimdi şuradaki pembe işaretime kadar. İşareti özellikle çıkardım ki bir sonraki dönüşümde son pembe işaretime kadar. Yani artık 4 ilkinde bıraktım. Bu ön sırada yine 3 ilmek bırakacağım. Modelimi uyguluyorum ön yüzden. Şimdi bakın son pembe işaretime geldim. Şu kırmızıdan itibaren sayabilirsiniz de 4, 3 daha bırakıyoruz, 7. Yine bu işareti çıkardım ve döndüm. İkinci yaka ovarleme dönüşümü yaptım. Şimdi döndükten sonra artık ikinci kez yaka kenarında 3 ilmeğimi bıraktım. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve İlmeklerini ters örüyorum. Nereye kadar? Bakın artık omuz dönüşlerine başlıyorum. Omuz dönüşlerine ne zaman başlıyoruz? Bir kez yaka kenarında 4, daha sonra 3 bıraktıktan sonra 3 bırakma işleminin arka sırasında omuz dönüşlerine başlıyoruz. 24 ilmeğimizi 4'e bölüyoruz. 6'şar ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, bir işaret koydum. Yine 2, 4, 6, bir işaret koydum. 2, 4, 6, bir işaret daha koydum. Ve diğer işaretim de zaten burada. Toplam 24 omuz ilmeğim var. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Nereye kadar? Şuradaki son yeşil işaretime kadar. 2, 4, 6 ilmeğim kaldığında yeşil işaretimi çıkardım ve döndüm. Buradaki 6 ilmeğimi örmedim. Artık omuz dönüşlerine de başlamış oldum. Şöyle gösterelim, bakın 3 ilmeği bıraktıktan sonra döndüm ve burada artık şu son 6 ilmeği örmeden bırakarak ilk omuz dönüşümü yaptım. Döndüm, ön yüzdeyim. Döndükten sonra yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve modelime devam ediyorum. Nereye kadar örüyorum? Bakın şuradaki son pembe işaretime kadar. 4 ilmek bir sefer, 3 bir sefer, 2 de burada bırakmış olacağım. Pembe işaretime kadar örüyorum. Şimdi tekrar pembe işaretime geldim. 2 ilmek daha bırakmış oldum. Toplam 4, 3, 2 dönüşlerimi yapmış oluyorum. Bu işaretimi de çıkardım, döndüm. Artık omuz ilmeklerime bir ilmek kaldı. Son dönüşüm ön yüzden buraya geldiğimde bu işarette olacak. Şimdi arka yüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Devamındaki ilmekleri modelimizin gereği ters örüyorum. Ve arka yüzde bir kez 6 ilmek bırakmıştım. Şimdi şuradaki yeşil işaretime, ikinci yeşil işaretime kadar örüyorum. Yani bir 6 ilmek daha bırakmış olacağım. İşarete geldim. Bakın bu işarete de ihtiyacım yok. Bunu da çıkardım. Omuzdaki ikinci dönüşümü yapıyorum. Şimdi ön yüze geldim tekrar. Omuzdan da 2 dönüş yaptım. Bakın buradan bakalım. En son burada kalmıştık. İlk 6'yı bıraktıktan sonra tekrar ön yüzden geldik. Burada 2 ilmeğimizi yaka kenarında bıraktık. Döndük, arka yüzden ördük. Burada tekrar ikinci kez 6 ilmek bıraktık. Şimdi yine ön yüze geldim. Ön yüzden yine bakın modelimi örüyorum ve son döndüğüm yere 1 ilmek kala, yani tam omuzun yeşil işaretine geldim de dönüşümü yapacağım. Dördüncü son yaka dönüşünü yapmış olacağım. Bu sefer artık pembe işaretim kalmadı. Yeşil işaretimden sonraki son dönüşten bir ilmeğim var. Ben son olarak şuradaki omuz yeşil işaretine kadar modelimi uyguluyorum.
Bakın omuzun yeşil işaretine geldim. Burada artık son dönüşüme bir ilmeğim kalmıştı. Buradan dönüyorum. Toplam şu kırmızı işareti özellikle çekmedim. Bundan itibaren saydım da bakın dönüşleri 2, 4 ilk dönüşüm. 2, 3 ikinci dönüşüm. 2, üçüncü dönüşüm. 1, dördüncü dönüşüm. Toplam 2, 4, 6, 8, 10 ilmek dönmüş oldum. Döndüm. Yaka dönüşlerim bitti. İşaretimi aktardım. Hemen burada da gösterelim. Bir ilmeği bıraktık. Döndük. Şimdi burada 6 ilmeğimizi örüp arka yüzde son 3. kez 6 ilmeğimizi bırakacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki işaretime kadar olan 6 ilmeğimi ters örüyorum. Bu işaretime geldiğimde son dönüşümü yapıyorum. Bu işareti de çıkardım. Artık yeşil olarak sadece sağ omuzum omuz ilmek işareti kaldı. Döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde nasıl devam ediyorum? Bakın buraya geldim, kenara döndüm. Şimdi döndükten sonra buradaki 6 ilmeğimi örüyorum ve artık dönmeden sıramı devam ediyorum. Ön yüzden nereye kadar gidiyorum? Bakın sol kenara kadar örüyorum. Sol tarafa geçiyorum. Herhangi bir ip kesmesi yapmadan dönüşlerimi yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve modelime devam ediyorum. Bakın bu aradaki ilmeklerimin tümünü modele katarak o ön yüzden buradaki kenara kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şema üzerinde yine gösterelim. En son dönüşümü yaptıktan sonra sol tarafa geçtim. Şimdi sol tarafa geçtikten sonra sol tarafta da aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın sağ taraftan gelerek tüm ilmekleri örerek sol tarafa geçtiğimizde buradaki ilk sıramızı örmüş oluyoruz. Şimdi buradan kenardan dönüyorum. Bu geçiş sıram ön yüzdeydi. Dönüşüm arka yüzde. Döndükten sonra bakın 24 omuz ilmeğini örüyorum. 1, 2 ve 3 dönüş ilmeğimi de örüyorum. 4 ilmek kırmızı işaretime kaldığında dönüyorum. Yani ben şuradaki ilk dönüşümü bu tarafta ikinci sırada yapıyorum. Kırmızı işaretime 4 ilmek kaldığında döndüm. Yine kenara kadar örüyorum. 3. sıramı bu tarafta, sol tarafta örmüş olacağım. Tekrar kenardan dönüyorum. Bakın arka yüzden nereye kadar örüyorum? Son dönüşüme 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bir önceki dönüşüme 3 ilmek kaldığında tekrar dönerek ön yüzden örüyorum. Burası 4. sıramdı. Şimdi bu benim ön yüzden 5. sıram. 3 ilmek bırakıp döndükten sonra bakın kenara 6 ilmek kala omuz dönüşlerimi başlıyorum. Yani sol tarafta 5. sırada ön yüzden yaka tarafındaki 3 ilmeği bırakıp dönüşü yaptıktan sonra da sıra sonunda 6 ilmek bırakarak İlk omuz dönüşümü yapıyorum. Yine dönüyorum 6. sıram. Yaka tarafa doğru geliyorum. Bir önceki dönüşüme 2 ilmek kala tekrar dönüyorum. Döndüm, yine ön yüzden örüyorum. Bir önceki 6 ilmeğime yine 6 ilmek kala dönüyorum. 7. sıramı da örmüş oluyorum. Yine dönüyorum 8. sıramda. Yakaya doğru gidiyorum. Bir önceki dönüşe 1 ilmek kala son yaka dönüşümü yapacağım. Döndüm. Bakın 9. sıram. Yine kenara 6 ilmek kala 3. omuz dönüşümü yapıyorum. Buradan dönüyorum. Bu benim artık 10. sıram. Şimdi 10. sırada buradaki kalan 6 ilmeğin tümünü örüyorum.
6 ilmeği ördükten sonra tekrar bakın dönüyorum 11. sıra. Bu 3 sefer 6 kez dönmüş olduğum ilmekleri de örerek 4. sıraya kadar geliyorum. Toplam 24 ilmek örüyorum ve buradan dönerek artık 12. sırada bu kenardan 24 ilmek, ara yaka dönüşlerini, buradaki 11 ilmeği, tekrar sağ taraftaki yaka dönüşlerini, sağ omuz 24 ilmeğini de örerek önü tamamlıyorum. Böylece hiç ip kesmeden ve ilmek kapatmadan işlemlerimi tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videom ip kesmeden ve ilmek kapatmadan ön yaka oyuntusu ile omuz düşürme üzerineydi. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.